Harika bir video ile karşınızdayım. Dijital dönüşümde Türkiye'nin yolculuğuna çok büyük katkı sağlayan önemli bir kurum var. AWS ve bu kurumun Türkiye Ülke Müdürü Burak Aydın'la birazdan tanıştıracağım sevgili dostlar. Hazırladığım sorular var. Özellikle girişimci arkadaşlar kendilerine bir destek arıyorlarsa, karşılarında bir muhatap bulmak istiyorlarsa ya da IT uzmanları kariyerlerini geleceğe hazır etmek istiyorlarsa birazdan konuşacaklarımız gerçekten çok kıymetli. O nedenle lütfen can kulağıyla dinleyin. Bu arada birazdan anlatacaklarımızla alakalı linkleri de videonun açıklama kısmında sizlerle buluşturacağım. Ve daha fazla vakit kaybetmeden konuğumla sizleri tanıştırmak istiyorum. Tanıştırmak istiyorum diyorum ama aslında yıllar yıllar öncesinden çok büyük teknoloji şirketlerinin Türkiye Ülke Müdürü olarak tanıyordunuz. Şimdi çok sevdiğimiz bir markanın Türkiye Ülke Müdürü olarak karşımızda. Burak Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Hakkı. Çok mutlu oldum sizi gördüğüme. Şimdi bu sefer Amazon Web Services çatısı altında çok güzel işler yapıyorsunuz. Başladınız. Bu bizi çok mutlu etti. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde de bir etkinlik oldu. Daha önceden bu etkinlikler inanılmaz bir ortamda gerçekleşiyordu. En son ben Las Vegas'ta yine Amazon Web Services Reinvent etkinliğine katıldım. Ben hayatımda bu kadar büyük bir etkinlik görmedim. Gerçekten bu kadar büyük bir etkinlik görmedim. Yani ben Amazon Web Services dünyasının bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum ama öğrenmiş oldum. Gerçekten çok kıymetli bir ortam. Şimdi bu etkinlikler dünyanın farklı farklı yerlerinde gerçekleşiyor. Bir de bölgemizde yani EMEA dediğimiz bölgede gerçekleşiyor. Şimdi bu etkinliğe geçmeden önce ben sizin bu yeni görevinizle ilgili izleyicilerimize de birkaç şey söylemenizi isterim Burak Bey. Buyurun lütfen. Çok teşekkürler sevgili Hakkı. Amazon ailesine katılmaktan müthiş mutluluk duyuyorum. Çünkü Amazon Web Services aslında cloud teknolojilerini, bulut teknolojilerini çok geniş kitlelerle buluşturan dünyanın önde gelen firmalarından biri. Bugünün teknoloji dünyasına bakacak olursak aslında her şeyin özünde hızlı inovasyon, hızlı pazara sunma, dünyaya global bir şekilde çok çabuk açılma geliyor. Bunlar da aslında bulut teknolojileri de oluyor. AWS de bu anlamda öncü firmalardan biri. Umarım Türkiye'de çok güzel işlere imza atarız hep beraber. Startup ekosisteminin büyümesine, Türkiye'nin dijital dönüşümüne, şirketlerin dijital yolculuğuna onlarla beraber yolculuk yaparız, destek atarız diye ümit ediyorum. Bu arada girişimcilere olan desteğiniz konusunda mutlaka yeniden bu konuya geleceğiz. Şimdi bu etkinliğe geçelim isterseniz. Çok önemli bir etkinlikti. 2 gün sürdü. Adı AWS EMEA Summit. Şimdi bu etkinlikte öne çıkan konular nelerdi? Kimler katıldı? Biraz paylaşabilir misiniz Burak Bey? Tabii çok sevinirim. Burada 200'den fazla başlıkta çok farklı kitleleri buluşturduk ve ilk elden eğitimler verdik, bilgiler verdik, teknik uzmanlarla buluşturduk, liderlerle buluşturduk ve teknoloji yolculuğunda aslında çok farklı bilgileri ve eğitimleri sağlama şansına sahip olduk. Bu aslında hem teknoloji içerisinde hani hardcore teknoloji yapan mühendislerin yer aldığı, bilgi edindiği, sorularını sorabildiği ve belirli eğitimleri alabildiği bir etkinlik oldu. Aynı zamanda da dijital dönüşümünde liderlik pozisyonunda olan, inovasyonu tetikleyen iş insanlarının aslında yer aldığı, özellikle ikinci gün yer aldığı, Innovation Day'de yer aldığı güzel bir etkinlik oldu. Katılım oldukça tatminkardı. Hani Türkiye'den böyle teknolojiyle ilgili konferanslara katılım olması hani bizleri de göğsünü kabartıyor. Çok farklı teknolojilerin yeni yüzlerinden, yeniliklerinden bahsederken sorular almak, eğitim vermek çok çok keyifli oldu. Özellikle ilk gün Builders Day'di. Burada daha çok teknoloji dünyasının daha derinlerine dalan insanlarla, mühendislerle iş ortaklarımızla bir araya geldik. Onlara yeni nesil servislerden bahsettik. Bunların iş hayatında ne gibi çözüm fırsatları sağladığından bahsettik. Makine öğrenmesi, analitik, büyük veri analitiği gibi başlıklarla ilgili ve daha birçok başlıkla ilgili bilgi sağladık, eğitim sağladık. İkinci günde Innovation Day'de aslında biraz daha iş insanlarını merkeze aldığımız, onların inovasyonu ve kültür dönüşümünü, bu dijital dönüşüm yolculuğunda neleri nasıl yapabileceklerini örneklerle beraber paylaştık. Bu anlatanlar gerçekten müthiş çünkü şimdi bu dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerin bu alanda uzmanlık kazanmak isteyen insan kaynakları için bulunmayan bir ortam.
Çünkü aynı deneyimi yaşamış, hatta çok çok büyük ölçeklerde yaşamış kişilerle birebir konuşmak, sonrasında Amazon, sonrasında AWS tarafında bu konu hakkında birebir bilgi alabilmek, olası demo ortamlarına eşlik edebilmek, bunlar gerçekten çok büyük imkanlar ve eğitimlerden bahsettiğiniz bu eğitimler katılan kişiler tarafından kariyerleri boyunca kullanabilecekleri çok önemli bir yatırım gibi görünüyor. Ama şu konuda size hak veriyorum, Türkiye'den çok yüksek bir katılım söz konusu. Çünkü dijital dönüşüm yolculuğu özellikle pandemi sürecinde inanılmaz hızlandı, inanılmaz önemli hale geldi. Bu dönüşümü gerçekleştirecek olan IT uzmanları artık daha fazla görüyoruz. Bu etkinliklerde de sizin söylediğiniz gibi gerçekten beni çok mutlu etti. Şimdi bu tarafta şöyle bir durum söz konusu, girişimler dedik. Şimdi girişimler aslında hayatımızı kolaylaştıran çözümler sunuyorlar. Ama bu çözümlerin ne kadar fazla taleple karşılaşacağını çok tahmin edemiyoruz. Yani bir teslimat konusunda bir çözüm olabiliyor. Şimdi girişimci bir anda hızlı büyüdüğü zaman altyapısı yetersiz kalabiliyor. Veya servislerinde kesintiler olabiliyor. Bu çok önemli kazanımların önüne set çekebiliyor. Ama AWS tarafında öyle çözümler var ki ölçekli büyüyebilme ya da bu servislerin kesintisiz, güvenli bir şekilde aynı zamanda farklı platformlarla da çalışabilecek şekilde organize edilebilmesi, yönetilebilmesi startupların, girişimlerin çok önemli bir avantajı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çok yakın çalışıyorsunuz çünkü. Aslında şöyle, şimdi startup dünyası hız dünyası, hızla ölçeklendirme, dünyayı açma, dakikalar içerisinde dünyayı açma. Aynı zamanda da maliyetlerle başa çıkma, maliyetleri düşürme dünyası. Dolayısıyla bugünün dünyasında bütün startupların bunu yapabiliyor olması lazım ki inovasyonu dakikalar içerisinde bütün dünyaya aşsınlar, penetre etsinler. Maliyetler de çok önemli bir faktör. Yani bugün startupların yolculuğunda biliyorsun çok kıt kaynaklarla başlıyorlar. Uzunca bir süre bu kaynaklarla idare etmek mecburiyetindeler. Ama biraz önce senin bahsettiğin gibi ölçeklendirme, hızlı büyüme veya off-peak hour'larda düşen talebi büyük bir kampanya yaptıklarında anlık yükseldiği zaman bunların hepsini tolere etmeleri lazım. Çünkü yaşatmak istedikleri müşteri deneyiminde bir düşüş söz konusu olmaması lazım startupların. Bunu yapmak için de kullanabilecekleri en iyi şey aslında bulut teknolojileri. Neden? Çünkü ölçek ekonomilerini kullanıyor bulut teknolojileri. En uygun maliyeti sağlayabilirler. İnovasyona kapı açıyor. Çünkü en yeni servisler, makine öğrenmesinin en yeni algoritmaları ve yapay zeka ile ilgili birçok farklı servisleri veya birçok teknolojinin en uç noktalarını hemen kullanabiliyorlar. Anlık olarak devreye alabiliyorlar. Üçüncü başlıkta aslında globalleşme. Artık Türkiye'deki startupları da görüyoruz. Her geçen gün daha fazla yurt dışına servis sağlıyorlar. Bunu yapmak dakikalar içerisinde mümkün oluyorsa bulut teknolojileri sayesinde mümkün oluyor. Ve bu nimetlerden faydalanıyor olmak lazım. Bugünün startup dünyasının başarıya ulaşması için aslında bulut teknolojilerinin ve getirdiği nimetleri sonuna kadar kullanıyor olmaları lazım ki rekabetçi olabilsinler, sürdürülebilir olabilsinler ve ölçeklenebilir işlere imza atsınlar. Bunlar da aslında bulut teknolojileri sayesinde oluyor. AWS bunları müşterilerimizle en hızlı şekilde, en uygun şekilde buluşturuyor. Burak Bey, çok ilginç bir konuyla karşılaşıyorum. Çok sık oluyor bu. Yani AWS'te çalışmıyor bir startup. Startup'ta bir IT yöneticisi. LinkedIn'e bakıyorum ya da Twitter'a bakıyorum. Arkadaşlar, böyle bir kredi var. AWS size böyle bir imkan tanıyor. Eğer isteyen varsa ben de size yardımcı olabilirim. Yani sizin marka elçileriniz gibi. Çünkü onlar kendi girişimlerinde bu imkandan faydalanmış ve başkalarının da faydalanmasını istiyor. Mükemmel işler yapılıyor. Şimdi Türkiye'de tabii ki bölgemizin dinamikleri diğer ülkelerle kıyaslandığında farklı. Şimdi siz Türkiye ülke yöneticisi olarak acaba bölgemizdeki faaliyetler hakkında bilgi verebilir misiniz? Burada kurumlara sunulan, data center'lara sunulan ya da girişimlere sunulan imkanlar, faaliyetler nelerdir? Bir de bunlardan haberdar olmayan henüz çok büyük bir kitle var. Onlar ya ben de merak ediyorum nedir ne değildir ben de öğrenmek istiyorum dedikleri zaman ne yapmaları lazım? Bu iki sorunun cevabını alabilir miyiz? Çok teşekkürler Hakkı. Şimdi AWS 2015 yılında Türkiye'de faaliyete geçti ve her geçen gün büyüyor.
büyüyüp müşterilere çok daha fazla dokunan bir uluslararası firma konumuna geldik. Burada bizim esas amacımız aslında bu dijital dönüşüm yolculuğunda startuplara, KOBİ'lere, büyük ölçekli şirketlere ve kamu şirketlerine destek olabilme. Onların bu yolculuğunda onlarla beraber mücadele etme, onların önüne çıkan teknolojik engellerini kaldırma desturuyla çalışıyoruz, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle startup ekosistemi çok önemli bir ekosistem. Geçmişte de çok ciddi başarı örnekleri çıktı. Peak Games çıktı, Getir çıktı, Trendyol çıktı ve çıkmaya da devam ediyor ve çıkmaya da devam edecek. Hızla devam edecek. Şimdi burada startupların ihtiyacı olan şey aslında özellikle küçük ölçekli startupların ihtiyacı olan şey ilk başta bir destek. Böyle bir hani böyle arkadan bir itici güç, onların koluna giren, onlarla hareket eden bir şirket ihtiyacı var. AWS de burada Activate kredileriyle beraber startup segmentine çok ciddi destekler sağlıyor. Onların bu dünyaya ısınması, bu dünyadaki servisleri kullanıp işlerine başlaması için aslında böyle bir itici güç olmak istiyoruz. Activate kredilerini şu anda startuplarla buluşturuyoruz. Özellikle İTÜ Teknokent gibi hani böyle teknoparkları da merkeze alacak şekilde veya Collective House, Starters Hub gibi akseleratörlerle beraber çalışıyoruz. Ve onları kredilerle buluşturup, eğitimlerle buluşturup teknik sorunları olduğunda cevap verecek bir böyle program içerisinde hareket ediyoruz. Tek amacımız şu aslında, Türkiye'nin dijital dönüşümü için bütün şirketlerin teknolojiyi uç noktalarına kadar kullanması lazım. Çünkü artık geleneksel yöntemlerle iş yapma modelleri maalesef iş hayatında kendine yer bulamıyor. Bugünün dünyasında teknolojiyi uç noktalarda kullanıp müşteri odaklı çalışma, müşterilere değer katma, yaptığı işe değer katma çok kritik. Ben birçok konuşmada şeyi söylüyorum. Artık hani nasıl edebiyat için edebiyat veya sanat için sanat olmuyorsa, yani halk için olması gerekiyor, iş dünyası içinde teknoloji mutlaka değer yaratmak üzerine olmalı ve bu değer müşteriye yaratıldığı zaman Türkiye sınırları içerisinde kalmak mecburiyetinde de değil. Bunun çok güzel örneklerini gördük işte. Getir artık Amerika'ya açılıyor, Hollanda'ya gitti, İngiltere'ye gitti. Evet. Ne güzel. Bunların hepsi aslında teknolojiyi uç noktalarda kullanarak işte dashboardları, yapay zekayı, makine öğrenmesini ve farklı teknolojileri kullanarak yapmakla mümkün oluyor. Biz de burada özellikle startup segmentinin yanında olmaya devam edeceğiz. Onları Activate kredileriyle buluşturacağız. Teknik sorunları olduğunda onlara hep destek olacağız. Haberler harika. Burak Bey çok teşekkür ederim. Açıkçası bizi izleyen kişilerden şöyle bir talebim var. IT uzmanları kendi kariyerlerini geleceğe hazır hale getirmek istiyorlarsa AWS ile mutlaka temas halinde olmaları gerekiyor. Onların yeni nesil çözümlerinden, sonrasında verilen imkanlardan mutlaka haberdar olması gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar için gerekli olan linkleri videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Videodan sonra o linkler üzerinden mutlaka haber almayı, bilgi almayı unutmayın sevgili dostlar. Son sorum birazcık kişisel olacak Burak Bey. Ben çünkü sizi de sosyal medyadan takip ediyorum. Paylaşımlarınız benim için çok kıymetli. Kişisel olarak sizi heyecanlandıran teknolojiler nedir? Çünkü bunu cevap veren kişi olarak aynı zamanda AWS Türkiye Ülke Müdürü olarak da çok merak ediyorum. Heyecanlandıran yeni gelişmeler neler sizi? Son sorum bu. Çok teşekkürler sevgili Hakkı. Beni en çok heyecanlandıran teknoloji aslında yapay zeka ve makine öğrenmesi. Çünkü bugünün dünyası data yoğun bir dünya. Her taraftan veri akıyor ve daha veriler de akmaya başlayacak. 5G dünyada 38 farklı ülkede 180 farklı operatör tarafından kullanılmaya yeni yeni başlandı. Ülkemize gelmedi ama yakın gelecekte gelmesini bekliyoruz ve çok daha veri olacak demek. Etrafta da aslında hem makine verilerini topluyoruz hem tüketici verilerini topluyoruz. Bunları anlamlandırmak üzerine kurulu bir dünyadan bahsediyoruz. Artık Hakkı Alkan hangi sayfaya ne kadar baktı, hangi sırayla baktı, neyi aldı, neyi almadı, ben ona bir sonraki aşamada neyi önerebilirim? Zevkine uygun olarak, çocuklarının yaşlarına uygun olarak neyi önerebileceğimi bilmenin tek yolu da aslında o büyük veriyi anlamlandırmak. Bu da aslında yapay zeka ile makine öğrenmesiyle oluyor. Şimdi aslında bunlar çok yeni teknolojiler değil. 40-50 senedir bilinen teknolojiler ama son 5-10 senedir hayatımıza daha fazla girdi. Çünkü işlemci gücü
çok yukarıya çıktı. Çok daha yoğun dataları işleyebiliyoruz. Çok daha büyük dataları işleyebiliyoruz. Storage yani depolama kapasitelerimiz arttı. Artık petabaytlarca Evet. datayı sorun olmadan depolayabiliyoruz. Arasından istediğimiz bilgiyi anlık olarak çekebiliyoruz. Bunların da hepsi aslında yapay zeka teknolojileri sayesinde oldu. Örneğin aslında yakın geçmişte Arçelik'le çalışmaya başladık. Arçelik kestirimci bakım noktasında makinelerin titreşimini anlamlandırarak makinelerin ne zaman tamire girmesi gerektiğini veya call center'daki insanların seslerinden anlam çıkartıp söyledikleri kelimelerden, müşterilerin söylediği kelimelerden anlam çıkartma, teknisyenlerin hangi rotayla ne kadar yedek parçayla gitmesi gerektiğini işte bu yapay zeka teknolojileriyle kullanarak ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla yapay zeka bugünün gerçeği. Bugün çok daha fazla kullanmamız lazım. Çok daha fazla yeni iş modeline gebe teknolojiler. O yüzden ben çok önemsiyorum yapay zeka ve makine öğrenmesini. Beni en fazla heyecanlandıran başlık bu. AWS olarak da aslında bu konuyu önümüzdeki günlerde çok daha fazla işliyor ve Türk iş dünyasının gündemine sokmak için çalışıyor olacağız. Benim şöyle bir talebim olacak Burak Bey sizden. Bu anlatmış olduğunuz hikayeler, gündelik hayatta şu anda bahsettiğiniz markalar, ülkemizin teknoloji sektörüne yön veren markalardan da bahsettiniz. Bu deneyimleri izleyicilerimizle buluşturmak isteriz. Yani anlattığınız şeyler çok beni heyecanlandırdı. Çok mutlu olurum. Daha da böyle fazla örneği ekranlara taşıyabilirsek. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Tekrar hayırlı olsun. Çok mutlu olduk. Sizi gördüğümüze sağ olun. Çok teşekkürler sevgili Hakkı. Görüşmek üzere. Keyifli sohbetten sonra geldik videonun sonuna. AWS gerçekten çok önemli bir marka. Verilen hizmetler çok kıymetli. Biz de Shift Lead olarak dijital dönüşümü yaşayan kurumların hangi avantajlardan faydalanabileceklerini sizlerin ekranlarına getirmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Az önce çok güzel sözler aldım. İnşallah en kısa zamanda bu videoları çekeriz. Anlattıklarımız hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesabınızdan paylaşarak ilgili kişilere de ulaştırabilirsiniz. Burada anlattıklarımızı. Hoşça kalın.